soruda fonksiyon grafiği verilmiş ve bizden aşağıda bir şeyler var. Bu isteniyor. Buradakiler isteniyor. Ee, bir anlayalım ne bu. Şimdi f türev 3. 3'teki teğetimizin eğimi demek bu. Yani şuraya baktığın zaman nedir burada teğetimizin eğimi? Sıfırdır. Şuraya sıfır gelecek. Burası sıfır. F1 dediğimiz değer görüyorsun. Nereye gidiyor? 5'e gidiyor şurada. Demek ki burası 5. F türev eksi 2 diyor. Eksi 2'de de yine teğetimizin eğimi nedir? Bir bak şöyle. 0'dır. Yani burası 0. ve F eksi 2. F eksi 2'de aldığımız değer ne? 1. O halde şurası da 1. Yani bu değerleri yerine koyduğum zaman 0 eksi 5'ten eksi 5 geldi. Aşağısı da 0 artı 2'den de ne geliyor? 2 geliyor. Yani neymiş cevap? Eksi 5 bölü 2'ymiş. Bu çok basit bir soruydu. Şimdi bunu değerlendirmeye alacağız. Neler diyor? Burada bir tablo verilmiş. F türev ve F ikinci kez türev tablosu. Bunu anlatıyor zaten şu metinde. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Şimdi benim anladığım şey şu. Buraya kadar. Yani fonksiyonun ne yaptığını bir görelim. Tabii nereye bakacağız? F türev katmanına bakalım. Burada Fonksiyonumuz azalıyor, artıyor, artıyor ve azalıyor durumu var. Öyle değil mi? Yani ben bu fonksiyonu tahminen bir çizmek istiyorum açıkçası. Şöyle bir yapıya sahip. Geliyor, 2'de bir yerel min yapıyor. Sonra yoluna devam ediyor. 4'ün olduğu yerde şöyle bir hafif kıvırma olayı var. Sonra devam ediyor. Ve 5'te de yerel ne yaptı? Max yaptı. Onları şuraya bir yerleştireyim. Şurası yerel min. Şurası evet tam e, bak şuradan kaynaklanıyor. Artı artı ya. Orada aslında e, bir baktığımız zaman ne oluyor? Tam orada konkav konveksik yeri de değişiyor gibi. E, şurayı yeniden çizmem gerekebilir mi? Burada baktığın zaman hani evlilik yönü yukarıya doğru Burada ise eğrilik yönü aşağı doğru. Şu aşağıdaki katmandan bahsediyorum. Bak ikinci kez türevde eğrilik yönü yukarı olacak. Burada eğrilik yönü aşağıda olacak. Yani şöyle olması lazım. Grafikte şu bölüm beni rahatsız etti. Onun üzerinden geçeceğim. Çünkü yeniden çizmek sıkıntılı olacak. Böyle geleceğiz. Tamam. Şöyle devam ediyoruz. Sonra burada şu hareket yapılıyor normalde. Gibi. Evet. Bu daha doğru bir grafik oldu. Tamam çünkü sebebini açıkladım. Burada eğilik yönü yukarıya doğru olacak. Şuradan itibaren. Burası bu arada nedir? 4. Şurası 2. Şurasını da birazdan yazacağım. Burada eğilik yönümüz yukarı doğru. Burada aşağı doğru. Şuradan anlıyorum ben bunu. Tamam. Bir de tam bu noktadaki değerimiz neydi? Hangi x değerini görüyoruz biz burada? 5'i. Grafik tahmini bu. Peki. Ee, şimdi anlayalım. <laughs> Hangisi yanlıştır arıyoruz biz bu arada yanlışı unutma f fonksiyonu 3-4 aralığında artandır. Şimdi 3-4 aralığı şuraya denk geliyor görüyorsun burada artandır bu doğru. Peki f 2 fonksiyonu 5 sonsuz aralığında azalandır demiş. Şimdi e, azalandır diyor o halde şeye bakacağız. E, bu fonksiyonun yani f türev fonksiyonun artan azalan olduğunu anlamak için buraya bakmamız gerekiyor. Şu ikinci kez türe bakmamız gerekiyor. 5 ve sonsuz aralığında baktığında ne görünüyor? Gerçekten azalan görünüyor. Öyle değil mi? Ya da şöyle anlayalım mı? Şöyle anlayalım. Hani bu belki kafamızı karıştırdı. f türe fonksiyonun 5 sonsuz aralığında azalandır demesi aslında elimizdeki fonksiyon ne bizim şu an f türev mi? Bunu azalananla ilgileniyoruz değil mi şunu? O yüzden bunun bir türevini daha alırsam sıfırdan küçük olması gerekiyor. Tam bu arada. E baktığında da 5'e son sırasında negatif. Evet. Bu da neymiş? Doğruymuş. Biz doğruyu istemiyoruz. Bunları atıyoruz çöpe. Tamam. 3, 7 aralığında yerel maksimum değeri ile yerel maksimum, pardon mutlak maksimum değeri aynıdır. Nerede o dediği şey? Kaç demişti? 3, 7 aralığı. 3 şurada bir yerde tahminen. 7 de şurada bir yerde hani. Şuraya 3, buraya da 7 yazıyorum. Gerçekten bunun yerel max ve mutlak max değeri şuradan geliyor. Başka değer yok. O yüzden aynıdır demişti burada. Bu da neymiş? Doğruymuş. E, x5 apsisi nokta y eşittir. E, fx e, fx'in yerel maksimum noktasıdır. Evet doğru. Görüyorsun burada ne var? Yerel max var. Kesinlikle doğru. Şimdi E şıkkındayız. F-türev x fonksiyonunun x eşittir 4 noktasında yerel minimum değeri vardır diyor. E şimdi bunu anlamak için ikinci kez türeve bakalım. İkinci kez türevde tam 4 noktası burası. Yani şöyle algıla. Biz f-türevi anlamak için ikinci kez türeve bakacağız. E ne oldu burada? Artmış tabi e, türev fonksiyonu değeriyle ilgili konuşuyoruz. Burada bir artanlık var. Burada da ne var? Bir azalanlık var 4'e göre. O yüzden 4 noktasında yerel minimum değil, f türevin yerel maksimumu var olacak. Bu ifade nedir? Yanlıştır. fx fonksiyonu verilmiş. f türev x fonksiyonunun e, ne diyor? Ekstremim noktasının apsisi 1 olduğuna göre. Şimdi bir fonksiyon ekstremum noktası dediği zaman türevini almamız gerekiyor. Zaten türev fonksiyonundan bahsettiği için bunu bir kere daha türevlememiz gerekiyor. Yani ekstremum noktasındaki değerimiz de neydi? Türevi olarak sıfırdı. Yani biz bunu biliyoruz. Ee, ne yapacağız o zaman? Gideceğiz şu, fonksiyonu iki kere türevini alacağız. Birinci türevimiz nedir? 3 öne düştü. Eksi m x kare artı 2x artı 2m. Bir daha türevleyelim. Oradan da eksi 2 mx artı 2 geldi. Evet şimdi x yerine buradan 1 yazalım. Yazdığımda eksi 2 m artı 2 eşittir. Neydi? Sıfırdı. Ee, 2 m eşittir 2'den de m ne gelecek? 1 gelecek. Cevabımız neymiş? B şıkkıymış. Fonksiyon verilmiş. x eşittir eksi 1 apsi noktasında x, x eksenine teğet e ve y eksenini 2 noktasında kesmektedir. A artı b artı c toplamı da nedir diye sormuş. Şimdi tahminen bir grafik çizmek istiyorum açıkçası şöyle bir şey yapalım şöyle şöyle gitsin buraya bir x ekseni yerleştirelim tam şuradan t etmiş. çok eğik oldu onu biraz yeniden toparlayarak çizeyim de hmm, bir saniye şöyle geleceğiz ya çok lazım mı anlamak istiyorum çünkü ne olup bittiğini şu da y ekseni diyelim tamam. Şurası x ekseni. Şu nedir? Y eksenidir. Burada eksi 1'miş. Şuradaki değer de neymiş? 2'miş. Yani e, şeklin tahminen çizimi böyle bir şey olmalı. Peki neler biliyorum? Ben bu grafiğe bakarak neler yazabilirim? Yazacağım birkaç şey var. Birincisi f eksi 1'in 0 olduğu. Sonra ikincisi f türev eksi 1'in f türev eksi 1'in 0 olduğu. Neden? Çünkü tam bu noktada neyiz biz? Teğetiz. Buradaki eğimimiz nedir? Sıfırdır. Bir de e, f'in e, sıfır olduğu yani x'in sıfır olduğu yerde de değerimiz nedir? 2'dir. Bu bize şunu söylüyor. Aslında şu c değeri direkt 2'dir diye düşünebiliriz. Çünkü x'e sıfır verdiğimiz zaman sadece 2 kalacak. O da C'ye eşit. Burada da 2 olduğu için c 2'dir. Peki neler yapacağım? İlk önce türevini bir alayım. Türevini aldığım zaman fonksiyonun ne elde ettim? 3x kare artı 2ax artı b. Sonra burada x yerine eksi 1'i yazalım. 3 eksi 2a artı b eşittir 0. Şimdi bunu kullanacağız. Bunu bir paket diyelim şu şekilde. Ee, arkasından bunu kullanmamız lazım. Burayı kullanacağız. f eksi 1 Tabi gidip burada yerine yazacağız. Yazdığımızda eksi 1 artı a eksi b artı 2. Bu da yine nedir? Sıfırdır. Şu e, düzgün yazalım. Yani ne oldu? Bu a eksi b artı 1 eşittir sıfır oldu. Şimdi bu ikisini birden kullanırsak şu ikisini birden kullanırsak ortak çözüm yapacağım da. Evet toplarsam işe yarıyor. B'ler gidiyor. Toplayalım bunları. E, B'lerin gittiğini görüyorsun. Bak şuradan artı eksi gitti. Burada eksi 2A var. Burada A var. Eksi A kaldı. Sonra artı 3 var. Artı 1 var. Artı 4. Evet. Sağ tarafta 0 0 daha 0. A'nın ne olduğunu gördük. 4 olduğunu gördük. Peki A 4 ise şuraya gidip A'nın yerine 4 yazarsam B'yi de bulurum. Nedir? 4 eksi B artı 1 0 olduğu için B değeri de ne gelecek? 5 gelecek. Bize sorulan burası olduğu için, şurası olduğu için A artı B artı C. Değerlerimizi de bulduk nasıl olsa. A değerimiz kaç? Bakalım 4. B değerimiz ne? 5. C değerimiz de neydi? 2 idi. Topladığımızda ne geliyor? 11 geliyor. D şıkkında geldi cevap. Şimdi evet soru. Şimdi fonksiyon ortada yok. Grafik verilmiş. İkinci kez türevi verilmiş. F2'nin de ne olduğu sorulmuş. Biraz uzun sürebilir bu soru. Çünkü e, fonksiyonu bizim kısmen oluşturup onun üzerinden gitmemiz gerekecek. Şuraya yazayım. Fx fonksiyonumuz kaçıncı derecedendir? İlk önce ona bir karar verelim. Şimdi ikinci kez türev eğer ikinci derecedense birinci kez türev üçüncü dereceden fonksiyon kendisi dördüncü derecedendir. Yani fonksiyonumuz aslında şu olacak ax 4 bx küp cx kare artı dx artı e olacak. Peki. Şimdi bunun türevini bir alalım. Aldık türevimizi 4 ax küp artı 3 bx kare artı ne geldi? 2 cx artı d geldi. Bir daha bir türev alacağız. Ulaşmak istiyorum buraya. Evet buradan 12a x kare artı 6bx ve artı 2c'ye geldi. Nihayet ulaştım buraya, gördüm. Şimdi orayla burayı karşılaştıracağız. Yani şurayla şurayı karşılaştırarak a, b, c'nin değerlerini bulabiliriz. Bulalım. Gördüğüm kadarıyla a'nın değeri buradan eksi 1 olmalı. Buradan kaynaklanıyor. b ne olmalı? 1 olmalı. C değeri de ne görünüyor? 4 görünüyor. Çünkü 8'i elde etmem gerekiyor. Şimdi geriye ne kaldı biliyor musun? İki tane daha veri var ortada. Yani D ve E ortalıkta yok şu an. Peki ne yapmamız gerekiyor? Grafik üzerindeki şunları hiç değerlendirmedik. Farkında mısın? Burada söylen şeylere bir bakalım. Orada söylen şeyler şunlar. F eksi 1'in 3 olduğu ve F Türev eksi birinde sıfır oldu bilgisi. Evet bunları biz hiç kullanmadık. Şimdi ben ikinci şurayı kullanmak istiyorum. F türev eksi bir. Yani şurada yerine yazacağım. Yazdığım zaman ne geliyor? Eksi bir yazacağım. Eksi dört A. Sonra artı üç B. Sonra ne var? Eksi iki C artı D. Bu sıfırmış. Peki ben e bulmuştum değil mi? Değerleri. A eksi bir olduğuna göre burası 4. B, 1 olduğuna göre burası 3. Başka? C'de 4 olduğuna göre burası eksi 8. Ve artı D eşittir 0. Yani durum bu. Şimdi buradan hangi değerler elde ediyoruz? Bu 7. Tabi burası eksi 1 yaptı. D'nin değeri ne çıktı? 1 çıktı. D'de 1 çıktı şimdi. Evet. Peki, D'de 1 çıktı. Bizim şimdi bir de E'ye ulaşmamız lazım. Son olarak da fonksiyon kendisinde eksi 1 yazacağız. Yani şurada. Biraz uzun soru oldu. Söyledim en başta. Eksi 1 yazdık. A eksi B sonra artı C eksi D artı E bunun 3 olduğunu biliyoruz. Şu değerleri yine bir monte edelim. Tekrar hatırlayalım. Bu eksi 1. Şurası yine eksi 1 yaptı. C değerimiz neydi? 4'tü. D değerini biraz önce 1 bir bulduk. Eksi 1 oldu. E. 3. Evet bir bakalım. Şimdi şurada eksi 3 artı 1 kaldı. Bu da buraya gitti. E çıktı? 2 çıktı. Efendim. Buraya kadar her şey tamam tamam da F2'yi istiyor bizden. Yerim de kalmadı iyi mi? Yani F2'yi de şuraya bir yere yazayım bitirmeye çalışacağım. F2 neyin nesi? Şimdi A'mız 1'di. 1 çarpı 2 üzeri 4. Sonra artı B'miz bakıyorum neydi? O da 1'di. O da 1 çarpı 2 üzeri 3. C'miz bakıyorum nerede 4. O zaman 4 çarpı 2 üzeri kaç yaptı? 2. D değerimiz kaç yaptı? Bu çok yüksek çıktı ama. Biz bu arada A'yı eksi alacaktık. Onu hatalı yapıyoruz. Şurayı görüyor musun? A 1. Ben buraya 1 yazmışım. Onu hemen toparlayabilir miyiz? Şurası ne olacak? Eksi 1 olacak. Yani ben buraya eksi 1 yazayım şöyle. Tamam. Buraya kadar D değerimiz neydi? 1'di. O halde 1 çarpı 2 ve E değerimiz de 2'ydi. Evet. Şimdi tabi bu kadar karmaşa da şuradaki hatayı da yaptım açıkçası ama sonradan gördüm. Eksi 16 artı 8 artı kaç yaptı? 4 kere 4 16 artı 2 artı 2. Bir kere şu 16'dan birbirini götürdüm. Evet 10 2 geliyor sorumuzun cevabı. Evet. Cevap 12. Yani C şıkkıymış. Peki. Geçtim. Şimdi 7. soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Bakalım. Bir fonksiyonun mutlak maksimum değeri aynı zamanda bu fonksiyonun yerel maksimum değeridir. Şimdi biz kesin yanlışı istiyoruz. Bu mümkün. Mesela eğrimiz Şöyle bir şey olursa ve şu arada çizilirse tabii. Hani şu arada çizilirse görüyorsun hem burası e, nedir? Yerel maksimum noktasıdır hem de mutlak maksimum noktasıdır. Bu kesin yanlıştır diyemem. E B 1 Bir aralıkta yerel ekstremum mutlak ekstremum olmayabilir demiş. E yerel ekstrem olmayabilir doğru. Mesela nasıl bir şey çizelim? Şöyle olabilir. Yerel ekstremum. Şimdi şu yerel ekstremum mutlak ekstremum olmayabilir. Örneğin şöyle bir şey. Bak burası yerel maks noktası ama şu aralıkta görüyor musun şu çizdiğimi düşün. Bunun mutlak maksimum değeri bura değil şurasıdır. Burasıdır. Ne demiş? Olmayabilir. Evet. Bu da doğru. Biz yanlışı arıyoruz. Tamam türevli oldukları aralıkta tek fonksiyonların türevi <laughs> çift fonksiyon olur demiş. Şimdi bir kere tek fonksiyonların hani bir örnek göstermek açısından bir tane tek fonksiyon yazayım. x küp artı x mesela. Hatta evet 5 x veri 5 diyeyim. Şimdi bu tek bir fonksiyon. Ee, bunun nedir? Türevini aldığımız zaman ne gelecek? 3x kare artı 5x üzeri 4 gelecek. Bu da ne oldu? Şu an çift fonksiyon oldu. Yani bu da nedir? Doğrudur. Peki bir fonksiyonda sonsuz sayıda ekstremum noktası olabilir. Olabilir tabi. Mesela y eşittir. Sinüs x'i bir düşünelim. Ya da kosinüs x'i. Bu ne yapıyordu? Sürekli şu hareketi yapıyordu değil mi? Görüyorsun sonsuza kadar giden tabii bir aralık verilmezse eğer Yerel maks ve yerel min noktalar var. Bunları da biz ne diyoruz zaten? Ekstrem noktaları diyoruz. Bu da doğrudur. Sabit olmayan her fonksiyonun en az bir tane yerel maksimum noktası vardır. Sabit olmayan bir fonksiyon en az bir tane yerel yok. Öyle bir şeye gerek yok. Çünkü mesela ben şöyle çizerim fonksiyonu. Görüyorsun. Ee, bu sabit olmayan bir fonksiyon şeyi nerede? Yerel maksimum görüyor musun sen burada yok. Ee, olmadığı için yanlış olan seçenek de bu. Peki. Ne demişsin sen? Ee, kaç tanesi daima doğrudur diyor. Kaç tanesi daima doğrudur? Soru bu. Şimdi şu c bir sabit sayı. Diyor ki e, c çarpı f'in türevi c çarpı f türevidir. Bu doğru. Hatta birer küçük örnekle ifade edeyim sana. Mesela 3x4'ün türevini almaya kalkarsan. ...ne olacak? 3 e, duracak aslında. x üzeri 4'ün türevi nedir? 4x küptür. Yani bu ifade nedir? Doğrudur. Biz doğruyu arıyoruz değil mi? Bunu alacağız o zaman. Peki. Şimdi her birine böyle küçük küçük örnek yazmayacağım. Tamam mı? Çünkü şuraları görüyor musun? Bura bizi mahveder. O yüzden doğruluğunu gösterip geçeceğim. Şimdi burada ne var? Şimdi buraya bakıyorum. Ee, aslında ben şu iki ifadeyi bir ifade kabul etsem. Yani şöyle demeye çalışıyorum. F çarpı parantez içerisinde G çarpı H olarak gör burayı. Şimdi burası birinci terim. Bak şurası birinci sol çarpan. Bu sağ çarpan diye düşünelim. Çarpma türevini alırken biz ne yapıyoruz? Birincinin türevi çarpı ikinci şu sonra artı ikincinin türevi ya da birinci çarpı ikincinin türevi yazıyor muyuz? Yazıyoruz. Burada o mu söyleniyor? Aynen bu söyleniyor. Demek ki bu da nedir? Doğrudur. Şimdi burada da doğru mu? Şöyle yapıyor bu sefer. Bunun türevi. Üç tane terim var ama her birinin ayrı ayrı türevli aslında bak. Şöyle yapıyor. Birincinin türevi çarpı bura. Onu getirdi buraya yazdı. Görüyor musun? Şurası bak. Birinci türev çarpı iki, ikinci gibi gör. Sonra bundan vazgeçeceğim. Siliyorum. Devam edeceğim çünkü. Sonra artı ikincinin türevi çarpı şu ikisi. Şöyle al. Evet. Burada var. Tamam. Son olarak da üçüncünün türevi çarpı ilk ikisi. O da burada var mı? Var. Evet. Oldu. Sıkıntı yok. Yani bu da nedir? Doğrudur. Bunu da alıyoruz. Şimdi bölmenin türevi var burada. Bölmenin türevinde aşağıda g kareye ihtiyacımız var. Şurada g kare olmalıydı. Bu olmadığı için bu ifade nedir? Yanlıştır. Şimdi buna bakalım. Diyor ki iki fonksiyon türev birbirine eşitse diyor. Bu fonksiyonlar birbirine eşittir. Sence öyle midir? Mesela şöyle bir şey alayım. Diyelim ki fx'imiz fx'imiz x kare hatta şöyle diyeyim 3x kare pardon e, dur bakayım gerek yok küplere x kareden gideyim x kare artı 1 sonra gx'e bakalım de ne olsun x kare artı 4. Şimdi baktığın zaman burada f türev ve g türev birbirine eşittir. Çünkü ikisinin de aslında eşit nedir 2x 2x'tir. Ama bu fonksiyonlar birbirine eşit değildir görüyorsun bunların artan maddeleri yani hani, artı 1 artı 4 gibi C sayıları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla biz buna doğrudur diyemeyiz. Evet. Burada da diyor ki eğer fonksiyona birbirine eşitse türevleri birbirine eşittir. bu kesinlikle doğrudur. Yani iki tane eşit fonksiyon aldığı zaman türevleri de otomatikman ne olur? Eşit olur. O yüzden bunu da doğru alacağız. Yani kaç maddemiz doğru görünüyor? 4 maddemiz doğru görünüyor. Peki geçelim. Şimdi AB aralığı var. Oradan R'ye gidiyoruz. Tabii X'i biz bu AB aralığından seçeceğiz. Ee, söylene göre FA büyüktür. FX büyüktür. FB diye bir durumdan bahsediyor burada. Yani ben şimdi bunu görür görmez şöyle bir şekil çizesim geldi. Şöyle bir fonksiyon hayal ediyorum aklımda. Ee, şurası A. Şurası B. Ve Şurada bir yerde de X var diye düşünelim şimdilik. Şimdi A, X, B. Yani çünkü diğer maddelere ben bakmadım. Hani onlara uygun bir grafik var mı göreceğim. Tamam böyle bir modelimiz var diyelim. Diyor ki F türev sıfırdan büyüktür demiş. Şimdi burada türevimiz sıfırdan büyük değil. Ne kadar T çizersek çizerim bu aralıkta. Hep ne olacak? Sola yatık T'ler elde edeceğiz. Bu türevi negatif olduğu anlamına gelir. Bu doğru değil. Şimdi B maddesine bakalım. F türevi x negatiftir demiş. Bu kesin doğru mudur? Şimdi bunu tabi bu grafiğe bakarsak ıı, doğru görünüyor. Peki bunu sağlayabilen başka bir grafik yok mu? Mesela şöyle bir grafik olsa. Bak. Bunu biraz daha abartarak çizeceğim. Şöyle gelse. Evet. Şurası yine A şurası B ve tam uygun çizmem lazım. Evet, şurası da nedir? X olsun. Bak burası A, burası X, burası da B olsun. Şimdi yine burayı sağlar. FA, FX'ten daha büyük ve FB'den daha büyük. Tamam. O halde e, peki buradaki teğetimizin durumu ne? Bak tam buradan çizilen teğeti düşün. Buradan çizilen teğet ne oluyor? Pozitif eğimli oluyor. O zaman da bu yanlış oluyor. Evet. Tam doğru değil yani. AB aralığında yerel ekstremum noktası yoktur diyor. İşte var. Eğer bu çizimi yaparsam görüyorsun. Şurada bir tane ekstremum noktamız oluşmuş oldu. Yani şuradan bahsediyoruz. Yerel max çıktı mesela. Bu da kesinlikle doğru değil. Yoktur dediği için. Mutlak minimum değeri FB'dir diyor. Şimdi her ne şekilde çizersek çizelim. Evet FB bunların en azı gözüküyor. B en altta kalıyor. Bak B'ye karşı gelen F değerleri en altta kalıyor. Bu doğru görünüyor. Peki bir de E'ye bakalım. Fx sabit fonksiyon olabilir demiş. Fx sabit fonksiyon olabilir diyorsun. Şimdi olmayabilir. Yani kesinlikle doğrudur diyebilir miyiz? Hayır biz kesinlik istediğimiz için olmayabilir. Görüyorsunuz bunlar ikisi de sabit fonksiyon değil ama buradaki koşulları ne yaptı? Sağladı. Soruda ne diyor 10. soruda? Bir bakalım. fx derecesi 1 olan teriminin katsayısı 0 olan 7. dereceden bir polinom fonksiyondur. Hmm. Yani o kadar uzun e, fonksiyon yazacak mıyız biz ya? Şöyle bir şey yani ax7 ile başlayacak. Nokta 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 gidecek. Bir dakika bakıyorum. Şöyle bir şey diyeyim ben. Cx karede bir dursun. Derecesi 1 olan terimin katsayısı. O zaman bu şey demek istiyor. X bir şey yok diyor. Tamam bunu anladım. Buraya kadar tamam. Yani şu cümle bana anca buraya yazdırabildi. Şurası. Tamam bir de fx'in sabit terimi eksi 1'dir diyor. Demek ki bir de burada neyimiz var? Eksi 1'imiz var. Peki. Ee, şimdi şu olayı incelememiz lazım. Burada çarpmanın türevi var. Bu neydi? F türev 0 çarpı G0 artı G türev 0 çarpı F0. Ee, şimdi F türevi ihtiyacımın varlığını anladın sen de. Türevini alalım. Nasıl gelecek bu? 7 çarpı ax6 diye gidiyor böyle. Nokta nokta şurada. Artı 2 cx kaldı. Şimdi bu f türevi. Bir de g türevi alalım. g türevi aldığımızda da 2x eksi 3 geldi. Şimdi bu değerleri yerine yazalım. f türev 0. Şimdi ben bir bakıyorum ki f türev 0. Şurada yerine koyduğum her şey. Bu arada şurada x'imiz bir bakayım 7 ee, şurada x olacaktı. Onu unutmuşum. x yerine biz 0 koyduğumuz zaman burası ne gelecek? 0 gelecek. g0 dedik. g neredesin? g buradasın. Burada 0 yerine yazdık 4 etti. Ha 0 olduğu için anlamı yok. Niye aradın ki de diyebilirsin. Haklısın. g türev 0 buraya geldik. Burası kaç yaptı? Eksi -3 yaptı. Sonra f0 dediğimizde neresi ta burası. Buradan da ne geldi? eksi -1 geldi. Şurası zaten yok oldu. Cevabımız nedir? 3'tür. Nerede? E şıkkında. Tamam mı? Bu nasıl bir sorusun sen? Şimdi y eşittir fx çift fonksiyon olup her x eleman r için türevi vardır. Şimdi tamam. x eşittir 2 hapsi noktasındaki teğetine dik olan doğrunun denklemi. Bir dakika bir dakika. Şimdi 2 noktasındaki teğetine dik. Şimdi bir kere şunu biliyorum ben. Çift fonksiyonlar y eksenine göre simetriktir. Tamam mı? Bir tane çift fonksiyon çizmeye çalışayım. Buradan çizmesi de pek kolay olmuyor ama şöyle bir şey çizelim. Böyle. Evet. Şöyle bir şeyi hayal edelim. Tamam mı? Sonra y eksenine göre simetrik ya bu. Tam bunu ortasından geçmem lazım. Şöyle. Burası y ekseni diye kabul et. X ekseninin nerede olduğunu bilmiyoruz. Yani aşağıda da olabilir, yukarıda da burada olduğunu varsayacağım şimdi. Bu X Y ekseni. Ee, burada denen şey şu. iki noktası diyor. İki noktası diyelim ki şura. Burada çizilen teğetine dik olan. Burada çizilen teğet şu. Şimdi buna dik olandan bahsediyor. Buna dik olan... E, doğru şu. Evet, adım adım gidiyorum. Evet. Denklemi yani bunun denklemi y eşittir 3x artı 4'müş. O zaman şu diklik şartından dolayı şunun eğimi ne yapar? Bunun eğimi eksi 1 bölü yapar. Çünkü eğimleri çarpma neydi? Eksi 1'i vermeli. Bu eğimi 3 olduğu için bu eksi 1 bölü yapmalı. Buraya kadar her şey tamam. Tamam. Şurası da bu arada nedir? Eksi 2'dir. Yo yo. Artı 2'dir. Dur. Erken davranıyorum. Şimdi şöyle bir şey var çift fonksiyonlar da. Eksi 2'de aldığı değer neyse eksi 2'de aldığı değer de odur. Yani şurası simetrik olarak neyi görüyor? Eksi 2'yi görüyor zaten diyeceğiz. Tamam. Sonra başka. Başka. Peki. Evet. Ne demişti bize? Onu anladık. Eksi 2'deki teğetinin denklemi. Şimdi şuradaki teğetin denklemi diyor. Oraya da şöyle bir teğet çizeyim ben. Şu teğetten bahsediyor. Nedir diye sormuş. Evet ilginç olmuş. Şimdi ben ne yapacağım? Ben şurayı anlatmak istiyorum sana. Şurada bir dünya var. Ve çok ilginç bir yer orası. Orayı şöyle tekrar alacağım buraya. Üçgen oluşturuyorum. İyi seyret orayı. Kafanı karıştıracak çünkü. Orayı iyi açıklamam lazım. Şöyle bir durum. Bu y ekseni bu arada. ilk çizdim ama. Ee, bak burası şu altta nereyi görüyor? 2'yi görüyor. Burası eksi 2'yi görüyor. Doğru mu? Doğru. Sonra e, şunun eğimi neymiş? Eksi 1 bölü 3'müş. Bu neyim? Eksi 1 bölü 3. E, şimdi şu parça birbirine eşit. Doğru mu? Doğru. <laughs> Pekala. Başka. Zaten bunlar da birbirine eşit. Yani şimdi nasıl bir şey var biliyor musun burada? Burası da dik zaten. Burada iki skenar üçgen var aslında. Ee, şunu söyleyebilirim. Bunun eğimi 1 bölü 3 ya. Şuraya alfa diyelim. Sola yatık bir doğru zaten. Eğim eksi olacak zaten. Şurası bir A parçayken burası ne parçasıdır? 3A parçadır. Aynı şekilde burası 3A'dır. O halde buranın tanjantı nedir? Buranın tanjantı da 1 bölüştür. Yani bunun eğimine geliyor? 1 bölüş geliyor. Demek istediğim bahsedilen teğetin eğimi ne olmalı? 1 bölüş olmalı. Ee, geçtiği noktayı bizim bilmemiz lazım. Evet şuranın hani tam adını bilmek zorundayız. Burayı şu an biliyorum. Eksi 2 ama ordinattan haberim yok. Onu da şuradan bulalım. Bak buradan. Gidelim 2 yerine yazalım. 2 yerine yazılarını çıktı burası. 6 10 çıktı. Ha, yani şurası 10'u görüyormuş. Demek ki bunun ordinatı nedir? 10'dur. Şimdi geriye ne kaldı? Geriye yazacağımız şey şu. Y eksi 10 sonra eğimi 1 bölü 3 çarpı x artı 2. Evet. Bu analitikten bilmemiz gereken bir şey. 3y eksi 30 x artı 2 yani 3y eşittir. Bir bakıyorum öyle bir şey var mı? Şöyle bir şey var. 3C eksi X eşittir 32 diye bir şık var. Gözüm aradı hani nerede cevap var diye. Evet gördüm. Cevabımız neymiş? C şıkkıymış. Evet şurası gayet yani süper bir soru bence. Yani çok beğendim gerçekten. Şu olayı burada görmek biraz sıkıntı yaratabilir sana. Tamam geçiyorum şimdi buna. Bu da böyle yine meşagatli bir soru gibi duruyor. Ee, nasıl bir şeysin sen? Bir kere üçüncü elden bir eğrisin. X 2 apsisi noktasındaki teğetin y eksenini eksi 2 noktasında kesiyor falan. Nasıl bir şey? Bir dakika. Bu eğriyi ben tahminen çizeceğim. Bilmiyorum tabii ne olduğunu tam da. Şöyle bir şey olduğunu düşünelim. Olayı anlamak istiyorum. Sonra şurası diyelim ki y ekseni. Şöyle alalım. Sonra şurası x ekseni diyelim. Tamam. Sonra 2 neresi olsun? Şurada bir yer olsun 2. Tamam. Şunu keşke uzatsaymışım biraz. Şu doğruyu uzatsam daha hoş olacak. Üzerine umarım bir daha geçebilirim. Geçtim. Tamam. Evet. Burada biz x eksenini 2'de görüyoruz. Yani x eksenini 2'yi görüyoruz ve e söylene göre y ekseninde diyor eksi 2'de kesiyor diyor. Şurası da neymiş? Eksi 2'ymiş. Grafiği şimdi gördük. Artık düşünmemiz daha rahat olur diye düşünüyorum. Peki şimdi nesin sen? Ne yapmam gerekiyor? İlk önce anlamam gereken şey şu. <laughs> ee, burada x yerine biz 2 yazdığımız zaman şimdi apsis 2 ya. Gidip de fonksiyonda x'in 2 yazınca ne geliyor? 8a Sonra eksi 2B artı C diye bir şey geldi. Bu noktanın koordinatlarını anladım ben. Zaten bu noktanın koordinatını da tam olarak söyler misin bana? Bu da aslında nedir? 0 eksi 2'dir. Evet. Çok abartılı büyük yazdım Bunu da sığmadı bir an. Sıfıra eksi 2'dir. Şöyle yazayım oraya. Tamam. Şimdi şunların analitikten eğimini yazabilirim. Bir de türevden eğimi de düşünebilirim. Bunları bir eşitleyeyim. Evet. Şimdi normal e, analitik deneyimimiz şu. Y'ler farkı. Yani 8A 2B artı C eksi 2'den artı 2 oldu. Ha ne yaptım? Şuradan şunu çıkarttım. Sonra bölü x'ler farkı. x'ler farkı deyince de 2'den neyi çıkartacağız? 0 çıkartacağız. Aslında 2 yazsam yeterliydi. Neyse. Bu şimdi bu teğetin e, neyin eşit? Eğimin eşit. Bunun türevini alalım. Fonksiyon şurada bir yere türevini alayım. Ne oldu? 3ax kare eksi b yaptı. Ee, x yerine 2 yazalım. Yazdığımız zaman ne geliyor bu y türev 2? Şöyle göstereyim onu ben. Aslında f yazmak lazım da artık y'den gidiyoruz. Ee, x yerine 2 yazdığımız zaman burası kaç yap? 4, 12a eksi b'ymiş. He. Burası 12a eksi b geldi. Peki. Ee, şimdi bu sol tarafa yapacak bir şey yok, o dursun. Şu iki sağ tarafa çarpırga atıyorum, 24 a eksi 2b geldi. Gördüğüm eksi 2b'ler birbirini götürdü. Yani gördüğüm şey bu. Bir de şu 8a buraya giderse kaç? 16a eşittir c artı 2 gibi bir şeye karşılaştım. Ee, şu madde var. Yani daha doğrusu şöyle bir veri var. Bunu bir kullanmamız lazım. Ne yapalım biz burada şimdi? Ne yapalım biliyor musun? da, bunu kulağında çekip getireceğim şuraya sen gel. Ben A artı C 32 ya. A artı A artı C yerine şuradan C yalnız bıraksana bana. 16 A eksi 2 yazarım. Bak söylüyorum sana. Şu C'nin yerine gittim. Buradaki C'ye yalnız bıraktım yazdım. Bir de ne diyor? 32. 17A 34 geldi. Evet A değeri neymiş? 2'ymiş. Peki. Bize sorduğu soru neydi? Y ekseni hangi noktada keser? Eğri Anlamadım. Ha. Eğri y ekseni hangi noktada keser? Bize şurayı soruyor bu soru. Bunu bulabilmek için de tabii ki F0'ı yazmamız gerekiyor değil mi? Evet. Yani C'yi arayacağız aslında biz. Madem A2 ise şurada yerine gidersek C değerde ne gelecek? Buradan 30 gelecek. Zaten bize soran F0'dı. F0'da buraya bakar mısın? C'dir. Biz de C'yi 30 bulduğumuza göre sorumuzun cevabı ne olacak? 30 olacak. Yani E şıkkı geliyor. Tamam. Evet. Prolar biraz zorlamaya başladı değil mi? Yani e, değişik sorular var. Öyle çat diye gitmiyor. Zaten öyle olması lazım. Adı üstüne profesyonelleştik biz buralarda. Peki görüşürüz. Bu videoyu burada durduruyorum. Şimdi bundan sonra ne var önümüzde? Pro 5 var. Orada tekrar seninle karşılaşacağız. Hoşçakal.